Herkese merhabalar. Türk futbolunun emekler isimlerinden bir tanesi Hürriyet Güçer. 36 yaşında futbolu bırakmıştı. Ondan sonrasında neler yapıyordu? İstanbul'a geldi. Biz de ayağının tozuyla kendisini Fanatik TV'de, Fanatik YouTube hesabında konuk ediyoruz. Öncelikle hoş abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl gidiyor? 36 yaşında bıraktım futbolu. Ondan sonra neler yapıyorsun? Bence birçok izleyici seni de merak ediyor. Ee, geçen sene bir kara yürüyüşle deneyimim oldu. Bir 4 ay kadar çalıştık ve şampiyon olduk çok şükür. Şu anda Eskişehir 15 takımını çalıştırıyorum. Orada genç arkadaşlarımıza tecrübelerimizi anlatıyoruz. Onları geliştirme eğilimimiz başladı. Antrenörlüğe yavaş yavaş adım attık. Bu bir başlangıç. İnşallah önümüzde daha uzun yollar var. Tabi daha staj dersi gibi. Şu an altyapıda U15 takımının herkesin çalıştırması lazım altyapıya. Eğer antrenörlük isteyen arkadaşlarımıza. Biz de yeni yeni başladık. İnşallah hayırlısıyla ilk adımımızı attık. İstanbul ayak bastın, basar basmaz Alex'in heykeline gittin ve sosyal medyada inanılmaz bir gündem oldu. Sizin de yıllardan gelen bir iletişiminiz var. Önce çok kısa o Kadıköy fikri nereden çıktı? Ya inanın dün akşam beraber gelmiştik. Burada Anıl diye arkadaşım var. Bir an içimden dedim ki Alex'in heykeline gidelim dedim. Neden dedi bir resim çekilmek istiyorum dedim. <laughs> o da güzel bir anı oldu. Tesadüfen olmuş bir şey. Bir anda aklıma geldi. Öyle bir şey gerçekten sosyal medyada çok iyi tepkiler de aldı. Fenerbahçelilerden. İyi bir ambiyans oldu. Güzel yani. 36 yaşında futbolu bıraktın. Hani yurt dışında bu yaşlara baktığımız zaman çok normal gibi ama Türkiye'de gerçekten çok nadir isimler var. İşte program öncesinde de sen Emre Belezoğlu örneği verdin. 36 yaşına kadar düzenli futbol oynamanın sırrı neydi? Ya her şeyden önce futbol gerçekten çok zor bir meslek. Her zaman kendinize iyi bakmak zorundasınız. Ben hayatım boyunca e, onda uyudum. Futbol oynadığım zaman tabii izin günleri dışında. Her zaman kendime iyi baktım. Üç öğün yemeğimi yedim ya nasıl diyeyim daha kola hiç bir zaman içmedim. Ya vücuduma gelecek böyle zarar verecek hiçbir şeylerde etki maddelerden hep uzak oldum. Daha sigaranın tadını bilmiyorum. Alkollü hiç kullanmadım. Gerçekten bunlar çok büyük etki etti. En önemli şey çok çalışmak. Ekstra çalışıyordum. Tabii yaş belli bir yaşa ulaştıktan sonra 30 yaşlardan sonra daha zor. Onun için daha çok çalışmanız lazım. Ben de daha çok çalıştım ve vücuduma çok iyi baktım. Allah da nasip etti. Hiç büyük bir sakatlıkla yaşamadım. Hiç ameliyat olmadım. Ve 36 yaşına kadar alnımızın teriyle oynadık. Eskişehir Sporu sormak istiyorum. Zor durumdalar ama gençlerin inanılmaz bir mücadelesi var. Tüm Türkiye tarafından da takdiri görülüyor. Bu durumla alakalı ne söylemek istersin? Ya gerçekten e, o zamanlarda da genç arkadaşlarımız var. Bizle beraber antrenmana çıkan arkadaşlarımız var. Çok yetenekliler. Gerçekten bir azimleri var. Maçlarında hep izliyorum. Gerçekten bu lige renk kattıklarını düşünüyorum. Savaşıyorlar her şeyden önce. Bir de kaptanlar, abiler olsun onlara yardımcı oluyorlar. Ben gönül istiyor ki Eskişehir tabii ki düşmesin. Bizim takımımız. Ben inanıyorum kurtaracak ve düşmeyecekler. Ya takdire şahane bir futbol oynuyorlar. Her zaman destekliyorum. Eskişehir'in yeri tabii ki bende çok ayrı. Senin kariyerinde bundan sonraki hedefin ne? Şimdi altyapıda hocalık yapıyorsun. Ya şu anda tabii 15 çalıştırdığım için her şey kademe kademe. Şu anda tek planım inşallah nasip olursa iyi bir teknik direktörün yanında iyi bir eğitim almak. Ondan sonra kendi yolumu çizmek. Tabii her şeyden önce çok iyi bir eğitime ihtiyacımız var. Biz daha yeni futbolu bıraktık. Futbolla hocalık çok farklıymış. Bunu kariyerimlikte bir 5 aylık süreçte yaşadım. Futbolcu Futbolcuyken anlamıyorsunuz. Futbolcuyken bir bireysin, çok rahatsın, kendi işlerini yapıyorsun ama hocayken ee, çok zor işlerin bu kadar futbolcuya temsil ediyorsun 25 30 farklı farklı insanları şey yapıyorsun. Tabii yeni bir tecrübe. İlk adımı attık. İnşallah ileride iyi bir teknik direktör çalışıp çok iyi bir antrenör olmak istiyorum. Evet. Uzun yıllar hem birincilikten, ligde süper ligde forma giydim. Bu dönemlerde ismin zaman zaman büyük takımlarla anıldı. Senden duymak isteriz. Transfer teklifi direkt aldın mı? Ee, Galatasaray ve Trabzonspor'dan aldım. O zaman Adnan Dolma başkanımız vardı. Benim Ankara gücünde fes etme olaylarım vardı. Fes e, olsaydı gidip Galatasaray'a imza atacaktım hacı zamanı. E, Ankara spor paramı yatırdıktan sonra Galatasaray'a gidemedim. E, Gaziantep Spor'a transfer oldum. Sonra da e, Ünal Hoca aramıştı beni Şenol Güneş'le beraber Trabzon'dayken. Transferim vardı Ankara oynarken. E, o zaman da oran nasip olmadı. Eskişehir'e imza attım. Yani iki takımdan da teklif aldım. Evet. Peki senin hani her Genç e, Türk gencinin böyle sempati duyduğu bir takım vardı senin oldu mu hiç? Yok olmadı gerçekten olmadı bunu diğer insanlar da sordu da hiçbir takıma karşı böyle şey olmadı. Sen bugün Ediz Bahtiyaroğlu olduğu için İstanbul'dasın onu da sormak istiyorum gerçekten Türk futbolu için çok acı bir ölümdü senin de takım arkadaşındı e, onunla ilgili neler söylemek istersin hiç unutmadık unutmayacağız da. Sen neler söylemek istersin? Ediz Bahtiyaroğlu'yla benim 10-15 yıllık bir hukukum var. Beraber Ankara Spor'da başlayan. Ben sonra Eskişehir'e transfer oldum, o geldi. Ee, koskoca 8 yıl oldu dile kolay. Gerçekten Ediz kardeşimiz her zaman anlıyoruz. Bizim için, benim için özellikle çok değerliydi. Futbolu çok seviyordu. Her zaman şunu söyledi abi, ben de de çok para kazanıp aileme iyi bakmak istiyorum dedi. Ben sadece ailemi iyi geçindirmek istiyorum dedi. Gerçekten yaşam işimi sosyal medyalarda da falan takip etmişsinizdir. Babasının bir öyküsü gerçekten şeylerde dolaşan bir videosu var. Ne zaman izlesem içim ürperiyor. Ya bana çok yakın bir insandı. Onun da hayalleri vardı. Keşke gerçek olsaydı. Onun en büyük hayali Fenerbahçe'de oynamaktı. Bir gün yemek yerken dedi ki abi dedi ben inşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım dedi. Ben de inşallah dedim her çok istiyorsan. Sonra Avrupa'ya gideceğim dedi. İşte hayalleri yarım kaldı. Ani gelen bir ölüm. Mekanı cennet olsun. Biz onu her zaman anlıyoruz. Dua ediyoruz. Umarım her şey ne diyeyim söylemek çok zor ama inşallah keşke hayalleri gerçek olup ayrılsaydı aramızdan. Üzücü. Evet. Biraz böyle kısa kısa gidelim. Hürriyet ismini kim koydu? Çok fazla duymadığımız bir Büyük annem koymuş. Rüyasında görmüş. Normalde benim ismim Murat'mış. Ama rüyasında demiş ki daha ben o zaman tabii doktor falan yok. Eee şeyin demiş, Nazın demiş annemin ismi. Ya, oğlu olacak demiş, onun ismini Hürriyet koyun demiş. Gerçekten babam gidiyor Nevşehir'de, Murat koyuyor. Sonra bu rüya sahibini ölüyor ondan sonra. Gelip babama söylüyorlar anneme. Diyorlar ki işte rüyanızda gördük Sizin, oğlunuz oldu. Evet onun ismini Hürriyet gidi gidip koyuyorlar. Değişik bir şey olmuş, anı olmuş. Ama isminden de son derece memnunum. Evet. Uzun yıllar birçok hocayla çalıştın. Böyle çalıştığın en iyi hoca hangisiydi? Bir de en kötü hoca hangisiydi? gerçekten çok iyi hocalarla çalıştım. Ya isim vermek olursa Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Tonlay Kafkas, Yücelildiz, Yücel İldiz, Rıza Çalınbay. Ve gerçekten çok değerli hocalarla çalıştım. Bunların bende çok etkisi var. futbol oynadığım dönemde bire bire bana e, konusunda çok yardımcı oldular. Onlar her zaman şükranlarımı söylüyorum. Tabii daha çok hoca var da aklıma şu an gelmiyor. Onların bende çok emeği var. Hürriyet ismi kolay olmadı yani. Gerçekten onların bana dokunuşları oldu gelişmem konusunda. Onlara her zaman duacıyım. Alex ile ilgili neler söylemek istersin? Artık çok farklı bir iletişiminiz var. Ee, Sağ içinde de öyleydi. Şimdi futbol hayatlarınız bitti ama yine devam ediyor. Alex ile ilgili çok hikayem var. Bir tane en güzel hikayeyi anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, gerçekten çok iyi bir futbolcu. Bana diyorlar ki Alex'i neden bu kadar çok seviyorsun? Ben de onlara diyorum ki e, bu kadar milli çocuklarıyla beraber çocukların istiklal maaşını öğreten bir insan. Gerçekten çocukların istiklal maaşını öğreten ender yabancılardan ben hiç duymadım. Ya çok sahiplenmiş bu ülkeyi. Adına şiirler yazılmış, şarkılar yazılmış, heykel yapılmış. Ee, Alex ben de çok, ben de çok saygı duyuyorum her şeyden önce. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlı, Trabzon, bütün Anadolu takımlarının e, saygı duyduğu bir isim. Bana diyor ki nasıl seviyor? İşte böyle bir adam. Tabii seveceksin. E, <laughs> Alex'e bir anım var. 2007-2008 senesi. Biz içeride Hikmet Karaman Hoca çok da severim. Dedi ki bu hafta işte Fenerbahçe'nin bir kadro şey, şemalini çizmiş. Yuvarlak işini almış Alex'le beni. Dedi ki işte yürüyet maç bitti. Başakşehir İstanbul Belediye ile oynamıştık. Bir bir bitti. O hafta da buraya geliyoruz Fenerbahçe. Sadece beni almış işte. Alex'i dedi böyle yuvarlak için almış sen bu adam dedi. Bu hafta kitlersen biz maç alırız dedi. Ben de dedim ki hocam dedim o iş bende dedim. Yapma ya dedi. Evet hocam sen rahat ol dedim. Rahat rahat sana maç izleteceğim dedim Kadıköy'de. Ben de o kadar hırslandım ki salıdan söyledi. Maç ya cumartesi 5-6 gündür ben yatıp kalkıp Alex'in neler yaptığına işte bakıyorum dedim. Abi maç bitti. 4-2 yendiler. 3 gol bir asist yaptı. <laughs> Kafamı kaldıramadım ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten... İnanılmaz muazzam bir futbolcuydu. Dedim işte hocam, hocam maçtan sonra Hikmet hocayla ben tabii şey yapamadım. Ne kadar üzgünüm ama anlatamıyorum. Çünkü takım ruhu dedi, sen dedi onu kitlediğin zaman maç bitecek. Tamam hocam o iş bende. O kadar rahat konuşuyorum ki. Neye rahat konuşuyorsun? Kadıköy'e bir çıktık, dakika üçte gol attı. Hiç unutmuyorum abi. Ta 2007 senesi, bundan 12-13 sene olmuş. İkinci golü de Semih attı. Sonra 74 dakikaları bile, 74-76 dakikada attı. Sonra biz 4-2 bitti maç. Maçtan sonra bir baktım kafı kafıda Gede, <laughs> sağ olsun gerçekten bu kadar beyefendi bir insan. Ben o kadar müdahale yaptım. Hiçbir zaman kastiği olmadı. Bir ilk geldiği zaman bir korkutma amaçlı bir iki vurdum ama adam hiç kork korkmuyor. Gerçekten çok üst düzey bir futbolcu. Her zaman da hukukumuzla devam ediyor. Şimdi konuşuyoruz da. Yani bende çok büyük bir anısı var Alex'in de. O hafta 4 tane 4-2 yenildik. 3 tane gol, bir tane asist yaptı. Hiçbir zaman unutamıyorum. Hep aklıma geliyor. Evet. Muazzam bir insan hem kişilik beyefendi. Ben çok saygı duyuyorum Alex'e. Türkiye'de hep Hacı ile karşılaştırıldı. Sence Hacı mı Alex mi? Ya ben Hacı ile oynamadığım için şimdi hiçbir yorum yapamam. O da tabii çok büyük bir değer. Kıyaslanmak bile çok farklı şey. Ama ben bunu defalarca söylüyorum. Bana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı Alex. Çünkü çok maçlar izledim. Şu anda da izliyorum. Bu Ben Valbuana ile falan da ben Eskişehir'de oynarken o Marsilya'daydı. Karşılıklı da oynadık. E, squat dersine gittim. Şimdi squat'ı da aldım. Cross, şey, Max Cruz da bana çıktı ders konum. Onu da araştırdım. Gerçekten aralarında fark var. Gerçi o da iyi futbolcu ama bir Alex gibi değil. Bence Alex çok farklı bir oyuncu. Hacı'ya yetişemediğim için, oynamadığım için. Onu, ama gerçekten o da çok değerli bir futbolcuydu. Evet. Ee, kariyerim boyunca hiç kavga ettin mi? Yok öyle birçok büyük bir kavgalarım olmadı. Çünkü hep yani. böyle en çok sarı kart gören futbolculardan birisi tarihte. Ya şu beni <laughs> çok etkiliyor. Gerçekten ben e, her maçtan sonra yardımcı hocalarımda maçları kesinlikle alır izlerim. Diyorum ki bu ben miyim? Ben maçta baş, bambaşka bir duyguya bürünüyorum. Çünkü benim hayat felsefemde hep şu oldu. Ben her zaman kazanmak istiyorum. Herkes ister ama ben biraz abartıyorum herhalde. Çok çirkep göze batıyorum ama insanlar iş dünyamızı bilmiyor. O sağ içinde biz de kazanmak istiyoruz. Aslında rakip de kazanmak istiyor büyük bir yarış var, bir savaş var diyelim. Biz kazanıyoruz. Ben birazcık daha ön plana çıkıyorum bu sarı kartlardan. Sağ olsun hakem hocalarımız da bazı pozisyonlarda hep bana alakası olan pozisyonlarda da sarı kart gösterir. Canları sağ olsun ben hiçbir hakemimizin art niyetli davrandığını düşünmüyorum. Onlar da gördüklerini çalıyorlar. Ben futbol bıraktan sonra daha çok saygı duymaya başladım. Çünkü maçları falan izliyorum. İşleri kolay değil. Gerçekten kolay değil. O kadar futbolcuyla uğraşmak, teknik eğitimle uğraşmak, seyirciyle taraftar. taraftar. Tabii ama Sonradan bakıyorum bu ben miyim diyorum. Maçları biz izliyorum ben bu kadar bir adam mıyım yüz derim falan şey oldu. Ama hep kazanma hırsından. O yüzden eğer buradan tabii futbolu bıraktık. Hakemlerimizden, takım arkadaşlarımızdan, rakip takımla kavga ettiğim kim varsa çok özür diliyorum. Gerçekten bilerek hiçbir şey, hiç kimseye bir şey yapmadım yani. Evet. Kariyerinde üç büyüklere attığın bir tane gol var. Galatasaray'a atmıştım. Sezonu hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum. Ee, Ankara Jün'de oynarken 3-0 yenmiştik. O maçta gol attım. Evet 2008-2009 sezonu. Oo, bak oraya atlamışım. <laughs> Ray Kart'ın oynadığı dönem. Ha, doğru doğru. O, o, golü de hatırlıyorum. Ankara 3-0 yenmişti biz Galatasaray'ı içeride. İkinci golü attım sanırım. Ya üçüncü golü ya ikinci golü atmıştım. Ankara'da. Senin oynadığın bölge böyle hani sahanın içinde o yükü çeken insanlar. Ya gerçekten çok zor bir şey ön libero oynamak. Tabii çok da güzel bir şey. Çünkü önünde keşke böyle bir Alex Hacı gibi bir adam olsaydı da e, topu verip seni dinlendirebilse. Çok etkili bir oyuncular. Çünkü aldıkları zaman skora etki ediyorlar. Ama sen orada haklıemiyle bir hamalsın. Orada topları bir topu iyi kullanmak zorundasın. Onları rahatlatmak, onların kaptırdığı topu kazanmak zorundasın. Ya diyorum ya keşke Hacı ile ya da daha çok Alex aynı takımda oynamak isterdim. Alex çok rahatlatırdım. yüzün üzerine gol attı sanırım. 150-200'e çıkartırdım Hacı'yı yorma, şey Alex'i yormadan. Oynatırırdım yani. Evet. Milli takıma hiç çağrılmadın. A2 var ama. Ben A2'ye gittim. Ümit Milli'ye de gittim. A milli takıma gittiğim zaman Yok, A, sakatlandım. Seni. O maça gidemedim. Azerbaycan'la maçımız vardı. Nasip ya. Her şey nasip. Kısmet değilmiş. Vardır Allah'ın bir bile ama gitmek, A milli takım formasını taşımak büyük bir şerefti. Keşke yaşayıp bol bıraksaydım. Nasip olmadı. Olsun. Allah'ın izniyle A takım, milli takımın hocası olabiliriz. Evet. Hedef, hedeflerim var inşallah nasip olur. Alex'e bitirelim istiyorum. Alex'in Fenerbahçe tarihindeki önemi bundan sonra sence Fenerbahçe içinde yine yer alacak mıdır? Ya valla Alex'te konuştuktan sonra hep antrenör, direktör olmak istiyor. O da kurslara falan gidiyor. Her zaman istişare yapıyoruz. Bence Alex'ten çok iyi bir direktör olacağını düşünüyorum. İnşallah beraber bir takımı çalıştırırız. Ben çok mutlu olurum. O futbolda nasip olmadı oynamak. İnşallah antrenörlükte beraber bir yolumuzu açıp büyük bir takımlara, büyük bir takımlara şampiyonluk yaşatırız. Evet. Son olarak da Eskişehirspor camiasına bir şey söylemek ister misin taraftara? Futbolcular sahada onurlu bir mücadele veriyor. Ya Eskişehir'in yeri bende çok farklı. 7 yılım geçti Eskişehir'de. Çok güzel günlerimiz oldu. Taraftar bana çok destek çıktı sağ olsunlar. Hala da çıkıyorlar. Onların yeri bende çok farklı. Onlara çok teşekkür ediyorum şimdiye kadar bana sahip çıktıkları için. Gönlüm her zaman Eskişehir'den yana. İnşallah Eskişehir düşmez. Çünkü Eskişehir'in taraftarı her, her, zaman bir ekol olmuştur. İnşallah düşmezler. Seneye de şampiyon olurlar. Çok teşekkür ben Ben teşekkür Ağzına ederim. Sağ çok sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.